Osman attan inmiş. At bu tarafa doğru gitmiş. Ne gereksiz? Sen nasıl ilgisin? Aptallığa tahammülüm yok. Dağılmamızı ister. Osman'ı bulamazsak Balgay hepimizin kellesini alır. Haydi! Kongar. Ya aslına dönme vaktin ya da ecel vaktin geldi. Bamsı Bey. Kızılçıyan. Evlat, bu işte Sofya'nın parmağı vardır muhakkak. Saltuk'ta geldiğine göre obadan birilerinin de dahli vardır Bamsı Bey. O vakit bütün oklar Dündar'ı gösterir. Öyle ya. Ya Dündar Alişar'la işbirliği ettiyse? Emmim bizimleydi. O yapmış olamaz. Evlat. Ya başka birinin yapması için yanımıza geldiyse? Onca istimdat, onca yürek ezikliği bunun içindeyse? Gündüz'ün obada da yardakçısı çoktur. Evlat. Sakın kendini duygularına kaptırmayasın. Kaptırmayasın evlat. Bunu öğreneceğiz Bamsı Bey. Bunu öğreneceğiz. Şimdi dua edelim de zorba ölmez. Haydi. Kongar hala peşimde. Geç olmadan onu ikna etmen lazım. Verdiğim vazifeyi bilhaki yerine getirdim. Balgay'ın Kongar'ı, yani kardeşim Göktuğ, esir pazardan aldığına dair aitname burada. Balgay'ın gerçek yüzünü kardeşim Göktuğ da görecek. Gayrı saklı olan aşikar olmuştur. Kardeşim de olsa Göktuğ ya bize inanır ya da bedelini öder beyim. Hain bir kardeşe sahip olmaktansa mefta bir kardeşe sahip olmayı yeğlerim. Hey maşallah. Karayel. Canım. Geyhatu karanlık bir oyunun peşindedir. Bizans'ın içine çöreklenmiş kirli bir yapıyla ittifak halinde. Bu meşhum teşkilatın adı Margaret keşişleri. Yannis'le Sofya melanetini başımıza saranlar da bu teşkilattır. Geyhatu, bu teşkilat kanalıyla kendiyle iş tutan gizli bir ismi Bizans tahtına oturtmak ister. Bu ismi öğrenip uçta olası bir Türk katliamına karşılık yapılacak tek şey toplandıklarında onlara baskın vermektir. Buyruk veresin beyim. Pusatlarımızla hepsini doğrayalım. Bundan ne şüphe Onur kardeş. Lakin siz gelmeyeceksiniz. Ben gideceğim. Beyim, seni böylesi tehlikeli bir vazifede yalnız koymayız. Emir demiri keser Boran kardeş. Gelmeyeceksiniz dedim. Sen ağabeyimin yanına obaya gideceksin. Sen de Kongar'la ilgileneceksin. Hem yalnız olduğumu da kim söyledi? Bu mühim vazifede benim de bir yoldaşım olacaktır. Hele beyim, sana yarenle gidecek yiğit kim olur? Ömrünü töresine vermiş büyük bir cengaver. Hem de bu keşişlerin içine sızacak kadar büyük biri. Kainatta her şeyin bir vazifesi vardır. Şimşek çakar, gök gürüller, su akar. Türk anası da yiğit doğurur. Eyvallah Konur kardeş. Lakin bu yiğidin varlığını Geyhatu öğrenmiştir. Endişem o ki canı da büyük oyunu da tehlikededir. Benim vazifem Geyhatu'nun gönderdiği komutan Böke'ye engel olmak. Böke keşişlerin içine sızan bu yiğidi ifşa etmek için gelir. Keşiş Dağı yakınlarındaki Karavadi derler. Burada buluşacaklar. Keşiş Dağı işte buradadır beyim. Lakin dikkat edesin. Bizim toprağımız değildir. Sen tasa etmeyesin Konur kardeş. Bizim yiğitlerimiz kurt. Bastığımız yerler yurt olur. Hem göreceksiniz. Gün gelecek. Bu topraklara hilalin parıltısı yayılacak. İnşallah beyim. İnşallah. Hatun, seninle tekrar karşılaşmak ne kadar güzel. Elindekini at. Çabuk! Koşun! Seninle beraber olacak. Nasıl sızdın? Arkanda kim var? Hangi güç? İman gücü. İyi misin? Hey. Bana gerçek adını bağışlar mısın? Süleyman Şahoğlu Sungurtekin. Emmi? Osman? Senelerdir biz seni Moğol cenginde gün doğdu emmimle birlikte öldü bilirdik. Ölürse ten ölür yiğidim. Candan ölesi değildir. Başınızda bunca bela varken sen şu Dündar'ın ettiklerine bak hele. Aslında seninle olmaya gelip onu eşek sudan gelinceye kadar... Emmi! Dündar emmimin kalbi temizdir. Hakikati öğrendiğinde mutlaka duracağı yeri bilecektir. Yıllarca bu isimleri ele geçirebilmek için çabaladım. Babamdan, sevdiklerimden, her şeyimden koptum. Şimdi senin elinde. Sen başardın emmi. Sayende Moğollarla denge siyaseti izleyeceğiz. Sen olmasan başaramazdım. Eyvallah. Aksakallılar bu belgeyi imparatora vermeni ister. Moğol belasıyla uğraşırken bir de Bizans'la uğraşmamızı istemezler emmi. Bizans imparatoru Margaret keşişleri belasından kurtulursa biz de nefes alacağız. Bizans belası asırlardır karşımızda durmaktadır Osman. Bir vakit daha karşımızda durmalı emmi. Ta ki Moğol belasından kurtulana dek. Gözlerine bakınca babanı görürüm. Sen de onun gibi yiğitsin. Gibi zekisin. Eyvallah. Bizans tahtına imparator olarak kimi oturtacaklar emmi? Aksakallılar bu sualin cevabını beklerler. Tahta bir imparator değil, bir imparatoriçe oturtacaklar. Tanır mısın? Ha, ciğerini bile bilir. Yakında sökeceğim. Vakit kaybetmeden Konstantinliğinin yolunu tutmam gerek. Yaşadığımı kimseye demeyesin. Vazifem bittiğinde döneceğimi bil yeter. Sen hiç merak etmeyesin emmi. Keşiş olarak gittiğin Konstantiniyye'den bana haber edesin. Maksatlarının ne olduğunu, ardımızdan çevirdiği dolapları öğrenmem gerek. O malumatlara ihtiyacım olacak. Sofya belasından kurtulup Kulucahisar'ı fethedene kadar. Senle baban gibi hiç durmazsın değil mi? Kök saldığımız bu topraklarda dallarımız cihanın dört bir yanına dağılacak emmi. Durmak bize yakışmaz evvelallah. Eyvallah. Seni malumatsız bırakmayacağım Osman. Merak etmeyiz. Hey Karayel. Hey yolcu. Menzil nereyedir? Kızıl elmaya. Allah yar ve yardımcısı olsun. Heybetin obayı sarsar Osman Bey. Hocamın şehitler boşuna at üstündeki Türk değilse yüktür buyurmamış. Hoş geldin Bahadır. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni? Hasret. Hasret rüzgarı Osman Bey. Çobanoğulları anam tarafı da olsa benim ait olduğum yer buradır. Ana kucağı fasıl, baba ocağı asılır. Haklısın da, emrinle arandaki buzlar eridi mi? Yok, hala öteler beni. Lakin bu gurbete son vermeme, onun bana olan nefreti bile mani olamadı. Beni otağına almazsa eğer bir çadır dikip kalacağım bu obada. Bir yere gitmeye niyetim yoktur. Kulağıma ilişti. Batur'un vefatından seni mesul tutarmış. Emin gözünün önündeki hakikati bile görmez. Kişi oğlunun saçı ağardıkça aklı da bulanır Osman Bey. Sen babamın kusuruna bakmayasın. İlk kulağıma iliştiğinde de söyledim. Osman Batur'u kardeşi gibi sever. Canı pahasına korur diye. Lakin milletin ağzı kilim çuvalı değil ki büzesin. Her bir şeyi konuşurlar. Babam da etkilenir zar. Eyvallah. Lakin ben böyle düşünmem. Sana itimadım da tamdır. Beni sadece bir kan, bir can olarak görme. Sana gelen oka kalkan, düşmanına savuracağın bir pusatın daha geldi belli. Yoluna yoldaşım. Bunu böyle bilesin. Uçacak daha çok vaktimiz olacak. Haydi esenlikte kalasın. Bala Hatun. Osman. kaldırasın yüzünü ay yüzüm. Kaldırasın da şu gül yüzünü göreyim. Emanetine sahip çıkamadım. Nasıl kaldırayım başımı? Nasıl bakayım yüzüne? Affet. Utanması gerekenler arsız arsız ortalarda dolanırken sen neden mahcup olursun balam? Ha? Yıkmayasın gönlünü. Hırsız içeride oldu muydu kapı kilit tutmaz. Bırak gözünün önünden ayırmayı. Eline ip takıp bağlasaydın da şeytana uyanlar edeceklerinden vazgeçmezlerdi. Üzmeyesin kendini. Ya şimdi ne yapacağız Osman? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Prensesi nasıl bulacağız? Onu bize bulduran da Rabbimdi. Eğer ki bir kez daha icap ederse yine bulduracaktır. Olanda da olmayanda da hayır vardır balam. Yapan da yaptıran da Allah değil midir? Ne güzel bakar, ne güzel söylersin öyle. Dağdan inen kaynak suları gibi yüreğimi ferahlatırsın. Rabbim senden razı olsun inşallah. Onun rızası hepimize nasip olsun balam. Ağabey. Osman'ım. Hayırdır? Zorba. Konuşmadan nefesini kestiler değil mi? Ha? Keserler. Hainler ihanet etmeden durur mu hiç? Yeter gayrı Osman'ım. Gayrı yeter. Bunların ettikleri canımıza atak etmiştir. Yetti Bamsı Bey. Yetti. Emmim dedim. Canım dedim. Canına kastetmedim lakin hesabını soracağız. Varıp soracağız hesabını. Haydi yürü. Dündar Bey'im, hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Osman gelir beyim. Vaziyet alın. Teyakkuza kalın. Elleri pusatlarındadır. Nereye gidersin emmi? Sana nedir bundan Osman? Oyun bitti. Bu obadan ancak ölüm çıkar. Kaldım değil mi? Canına kanına girmediğin. Bir ben. Ettiğin oyunlar ayağına dolandı emmi. Gayrı hesap vaktidir. Hesap mı? Bu obadan Daha kaç can gidecektir Osman? Aybars gitti. Boğaç, Erkut, Kantrol'u göçtüler. Batruma da kıydılar. Senin durulman için daha kaç yiğit can verecektir? Söyle, kaç yiğit? Eğer dersen ki, emmi, ben senin kanından sonra durulacağım. Gel o zaman yeğenim, gel. Emminin kanı sana helaldir. Gelesin. Vurasın o kara pusatını böğrüme. Gayrı bitsin bu öfken. Gayrı bitsin bu deliliğin. Baba, ne edersin baba? Siz karışmayasınız. Bizim aramızdadır bu hesap. Benim derdim senin kanın, senin canın değildir emmi. Benim derdim Kayı'nın itibarıdır. Osman, ben bu Kayı'nın itibarı için kendi itibarımdan geçtim. Beyliğim gitti, yine de Gündüz'e biat ettim. Arkandayım. Yeter ki obamız selamet olsun dedim. Yalan mı Bamsı Bey? Söyleyesin Gündüz. Var mıdır söylediklerinde en ufak bir hilaf? Var mıdır? Ha? Demedim mi? Ben de dedim emmi. Alişar'dan dost olmaz diye o kadar dedim. Sen ne ettin? Gittin ona sığındın. Yetmezmiş gibi bir de Aygül'ü ona verdin. Komutan Böke. Nedir bu halin Komutan Böke? Ne oldu? Dökerlerin nerede? Osman, Margaret keşişlerini öldürdü. Osman her şeyi mahvetti dedim. Anlamaz mısın? Nasıl? Nereden biliyor Margaret keşişlerinin yerini? Sadece onu değil. Her şeyi biliyordu, her şeyi. Benim geleceğimi, ne için buluştuğumuzu, her şeyi. Osman geberteceğim o iti! Geç kaldın Alişar Bey, geç! Senin sancak beyin, sana tabi bir oba beyi. Daha onu bile durdurmayı beceremedim. Geyhatu olanları öğrendiğinde bedelini sana ödetecek. Kızımı kime vereceğimi sana mı soracaktım Osman? Sen alelade biri misin emmi? Her kafası attığında ardındaki kudrete güvenip obayı basan, aramızı açmak için her türlü fitneyi güden birine bir Kayı hatununu nasıl verirsin ha? Ah Osman. Nerede, ne edeceğini bilemeyen Osman. Madem sen Aygül'ü bu kadar düşünürdün, o vakit kızımı al, hatunun et dediğinde niye yok dedin? Seni yardımcım ettim. Kızımı al. Daha da kavi olalım dedim. Sen ne ettin? Ha? Sen ne ettin? Gündüz. Duyar mısın kardeşin neler der? Hı? Olmadık suçlamalar yaptınız. İspat edemediniz. Şimdi de beni kızım üzerinden mi vurmak istersiniz? Ha? Ben zorla mı verdim sanırsınız kızımı? Anda işte yüzü oradadır. Madem mahremimiz aşikar oldu, sorun bakalım yüzüne. Bu izdivacı ister mi, istemez mi? Emmi! Meseleler ulu orta konuşulacak iş midir? Ha? Osman! Biz buraya hesap soralım diye geldik. Sen meseleyi nereye çektin? Ben diyeceğimi dedim. Gayrı Aygül'ü Alişar'a yar etmem bilesin.